Kardeş anlamı derin bir kelime bu coğrafya için. Şimdi bir projenin adı ayrıca. O projene konuşacağız. Hrant Dink Vakfı Kültürel Miras Proje Koordinatörü Narod Avcı ve Vakıf Yönetim Kurulu'ndan Profesör Doktor Ayşe Soysal İstanbul'da konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bir telefon uygulaması Kardeş. Evet. Ama ismi yüklü bir uygulama bu. Ayşe Hanım, sizinle başlayalım. Siz projeye de fikir verdiniz çünkü ve uygulamasına da göz kulak oldunuz uygulama sürecinde de. Kardeş ne demek proje özelinde? Şimdi kardeş Ermenice'de harita demek. Burada da bir haritalama boyutu olduğu için akla gelen kelime oldu, o oldu. Türkçe'de de kardeşi çağrıştırdığı için hani ikisini birden düşünerek böyle bir isim vermeyi uygun gördü vakıf. Nasıl bir telefon uygulamasından bahsediyoruz biz? Unuttuğumuz bir İstanbul'u bize hatırlatıyor, nasıl hatırlatıyor? Şimdi İstanbul'u dolaşarak, gezerek tanımak isteyenlere hitap eden bir şey. Elinizde telefonunuzla gezerken kardeş size gezdiğiniz semtteki dikkati çeken binaları tanıtıyor. Semtin konuk yaşayanlarıyla yapılan söyleşiler var. Onları dinleyebiliyorsunuz. Yani insana dokunan bir uygulama yapılmaya çalışıldı. Gerisini Narod Avcı'ya soralım. Siz de Kültürel Miras Projesi'nde birebir rol aldınız bu uygulamanın hazırlanması için. Evet. Uygulama benim telefonumda da var. Hrant Dink Vakfı'nın hazırladığı bir uygulama bu. Ben de yayından önce de baktım. Hatta birkaç rotayı da belirledim. Buralar ilginçmiş, güzelmiş, buraları görmek lazım diye. İstanbul'u yürüyerek keşfetmek isteyenler için hakikaten önemli bir kültürel çalışma da olmuş bu. Nasıl hazırladınız? İçinde sadece rotalar yok. Evet. Röportajlar var. Neler onlar? Siz nasıl hazırladınız? Sizden aslında uygulama iki bölümden oluşuyor. Bir keşfet bölümü var. Keşfet bölümünde 900'e yakın yapı var. Bir envanter var orada İstanbul'a dair. Kültürel miras yapıları, İstanbul'un çok kültürlülüğünü gösterecek yapılar var burada. İşte kiliseler, sinagoglar, camiler, cemevleri, manastırlar, okullar, mezarlıklar ve bizim bu turlara eklediğimiz çok kültürlülüğü göstereceğini düşündüğümüz yapılar var. Bir de turlar bölümü var. Şu an için 12 tur var ama bu bir adımdı. Yani bizim 1,5 yıllık bir çalışmamızın sonucu olarak biz 12 tur ve bu keşfet bölümünü koyduk. Ama tabii ki de giderek bu turlar artacak. Yani şu an için sadece bir platform, alan oluştu burada. 12 turda da farklı mahallelere, farklı semtlere odaklandık. Ve ilk başta çalışmaya başladığımız zaman literatür taraması yaptık. Kaynaklara baktık. Nereleri koymalıyız, nereler olmalı bir turda diye. Sonrasında da alanında uzman kişilerle, rehberlerle, bölgeye çalışmış kişilerle, mahalleliyle birlikte pilot turlar düzenledik. Yani bir içerik hazırlamıştık ama acaba içerimiz doğru muydu, eksiğimiz var mıydı? Mahalleyi en iyi mahalleli anlatır dedik ve işte onların anılarına danıştık. Bu pilot turlardan sonra da işte içeriğimizi onlardan aldığımız yorumlarla güncelledik. Sonrasında da bu pilot tura katılanlar, bu süreçte saha çalışmaları sırasında tanıştığımız kişilerle birlikte işte sohbet, onların anılarını dinledik, işte onların anılarını kaydettik. Uygulamada da mesela Samatya'ya gittiğiniz zaman Samatyalılar size hem Samatya'yı anlatıyor, hem de bir sahafa, orada duraklardan biri bir sahaf, işte sahafın sahibi sahafı anlatıyor ya da işte mahalleli sahafı nasıl anlatıyor, ondan bir bölüm var. Bu şekilde bir uygulama. Bunu merak ediyorum. Çünkü bu şehir o kadar eski, o kadar katmanlı ve o kadar dinamik bir şehir ki bir taraftan da. Eskiden nasıldı bunu duymak için o semtlerin sakinlerine sordunuz siz. Videoları var, bazılarını birazdan biz paylaşacağız. Ama Ayşe Hanım, siz ne dersiniz? Ya bu İstanbul'u, o eski İstanbul'u hatırlayanlara ulaşmak, bir taraftan da bunu akademik bir disiplin içerisinde gerçekleştirmek, bu nasıl bir çalışma oldu? O kişilere ulaşıp onlardan hikayeler dinlemek, bunları teyit etmek, ondan sonra akademik bir perspektifle araştırmaları yapıp
bir paket haline getirmek ve Apple'e sunmak, o süreci de merak ettim. İşin bir de araştırma boyutu var. Bu çok ciddi bir challenge'dı. Çünkü İstanbul takdir edeceksiniz ki onlarca app kaldırır, yüzlerce kitap kaldırır, anlat anlat bitmez. Fakat biz şuradan hareket ettik. Önceleri Kültürel Miras Çalışmaları Vakfı'nın daha klasik akademik tarzdaydı. Yani kitap yayınlamak, konferans yapmak vesaire. Tabii buralarda çok miktarda veri topluyorsunuz, fotoğraf topluyorsunuz, bilgi topluyorsunuz. Ve bir noktada dedik ki bunu herkese nasıl ve ne yolla iletebiliriz? Ve tabii sosyal medya bunun yolu. Bu çok challenge'lar içeren bir şeydi. Çünkü bir kere teknolojiyi ilk defa kullanacaktı vakıf. Yani uygulama yapma teknolojisini. Elektronik ortamdaki kültürel projesi galiba. Peki. Şeyler de farklı. Yani sizin bir konferans için hazırladığınız bir Samatya yazısı başka bir yazım sistemiyle yazılmalı. Buna koyduğunuz yazının tarzı başka olmalı. Dolayısıyla yazım tarzının da keşfedilmesi gerekiyordu. Yapalım denildi. Kim yapacak bu işi? Gençler yapacak. Çünkü biz o kadar iyi bir sosyal medya kullanıcısı değiliz. Dolayısıyla gençlerden kurulu bir ekip bunu geliştirdi, üretti. Ve ileride de buna tabii eklemeler olacak. İleride de eklemeler olacak, app gelişecek. Narod Avcı bizimle beraber ama iki kişi daha var bu app'te emeği olan. Onların ismini de zikredip evet, ondan sonra videoları paylaşalım. Aslında biz ilk başladığımız zaman Tuğçe Özdemir, Rudi Sayat Polatyan ve ben birlikte ilerlemiştik. Sonra Tuğçe doktoraya yurt dışına gidince Atom Şaşkal'la birlikte ilerledik. Yani üç kişiydi peki ekibimiz. Peki. Atom Şaşkal da bize videolarla ilgili yardımcı oldu. Ayrıca teşekkürler ona, yayını dinlediğini düşünüyorum. Şimdi sizin bu rotalara eklediğiniz semt sakinlerinin anlattığı hikayeler var. Onlar da bizim çok ilgimizi çekti. 12 rota var ama biz 3 tanesini hani yayın süremizde göz önünde bulundurarak yakından bakacağız ve o röportajlarınızı da şimdi ekrana getireceğiz. Ben arkadaşlarımdan rejiden rica edeyim. Ne var? Beyoğlu, meşhur Beyoğlu ile başlayalım. Christo Copano anlatacak Beyoğlu'nu. Kulak verelim. Eski dönemlerde hatırlıyorum. Büyük babam pazar günü çalışmadığı zamanlarda giderdi. Hadi ben Taksim'e gidiyorum. İstiyorsan gel. Bir dakika kravatını giyer. Yani gezmeye gidiyor. Şey değil. Bir ziyaret falan yok. Hiçbir yere yok. Kışınsa pardösü, fötü şapka. Ya diyordum ben hani çocuk aklımla. Ya ne giyiyorsun kravat mavat şey. Ne yoluna çıkıyoruz oğlum diyordu. Yani şey. Ve onun yaşındaki kimseleri görünce de hani bakıyorum onlar da aynı şeyi yapıyordu. Hiç şey olmadan hani din, dil, ırk ayrı olmadan ille de Hristiyan veya Müslüman olması gerekmiyor. Hepsi böyle şapkalar çıkardı böyle. Birbirlerini en azından kaldırırlardı merhaba demek için. Ve az da tanışıyorlarsa gülümseyerek merhaba. Yani gerçekten buydu. Hani bırakın daha eskileri veya benden önceleri ama ben kendim bile hatırladığım kuruluşun işte burada böyle bir yer açılmış. Bugün onlar da yok. Yani sadece belki kitaplarda şeylerde kaldı. Daha eski Beyoğlu. Şimdi dinledik. Başka videolar da var paylaşacağımız ama ben arada sordum size ikiniz de İstanbul'sunuz. Sizin hatırladığınız en eski Beyoğlu hatırası neydi diye. Narod'dan başlayalım. Hocam sersiniz. Ne sizinki? Sizinkini aşan. Peki. En eski hatıramı kar yağarken Beyoğlu'nu biliyorum. Ama Beyoğlu'nda çok iyi hatırladığım bir hatıram. Cumartesi günleri babamın tünelde yazıhanesi vardı. Ve öğlenleri ben oraya giderdim. Ve babam beni alır yemeğe götürürdü. Genellikle kulis restorana giderdik. Orada sanatçılar olurdu. Tiyatro sanatçıları, operacılar. Ben böyle hayranlıkla onlara bakardım ve
çok güzel patates kızartması yediğimi hatırlıyorum. Patates mesela. Kızartması. Evet. Peki. Benim Beyoğlu'nda ağaçlar olduğu zamanlarda en üzülerek hatırladığım o açıkçası. Sizin Edin Aradan'ım, sonra Balat'a geçeceğimiz de. Benim de aklımdaki böyle eniştem, onun kızı, ben ve babam dördümüz hafta sonları profiterol yemeye giderdik Beyoğlu'na. Profiterol. Evet. Hepimizin aklına yemekler ve benzer görseller kalmış. Hepimiz İstanbul'da olduğu için sizden de duymak istedim. Hazırlayanlar sizsiniz çünkü bu uygulamayı. Balat'la devam edeceğiz. Aristoteles çok onu anlatacak. Balat. Rumlar var, Ermeniler var. Museviler var, çok Musevi var. Çingeneler var. Çok değişik halklar var Balat'ta. Bir Musevi'ye sorduğunuz zaman nerelisin? Bir sürü yer sayar da Balat'ı en sona saklar. Musevilerin zengin semtleri başka semtlerdi. Rumlar için Fener'in çok büyük bir özelliği var. Fener, asalet demek. Fener, Patrikhane'nin merkezi bulunduğu için İstanbullu herkes Fenerliyim der. Mesela Yunanistan'dan gelen Türklere de sorduğunuz zaman Selanikliyim der. Çünkü Selanik'ten Atatürk geldi, nişan olarak öne çıkarırlar. İstanbullu Rumlar da Fenerliyim derler. Sarayın tercümanları falan hep Rum olurdu. Ve Fenerli olurdu bunlar. Onlar için dar küçük gelmeye başladı. Fener'de garibanlar, yoksullar kaldı. Dışarıdan gelenler. Eski İstanbullular da o yeni gelenlerden rahatsız olup evlerini satıp gidiyorlardı. Bu sadece Rumlar için mevzubahis değil. Benim doğduğum dönemde Fener ve Balat pek güzel semtler değildi. Yaşanacak yerler değildi benim dönemimde. Herkes gidiyordu. Ya Balat da böyleymiş, bir de Büyükada'ya bakacağız. Ahmet Tanrıverdi anlatacak Büyükada'yı. Çocukluğum odası muhteşem bir adaydı. Bir defa komşuluk denen şey vardı, bir nezahat vardı, bir saygı vardı. Müslüman Türkler olarak adada azınlıktaydı. Çünkü oranın çoğunluklu olarak şeyi yerleşik düzeninde Ortodoks Rumlar vardı. Gregorian Ermeniler gelir, sonra Yahudiler gelir, sonra da Katolik Ermeniler gelir. Biz bunlarla beraber büyüdük, birbirimizden etkilendik. Komşuluğun ne olduğunu burada öğrendik. Mesela bir anımı anlatacağım. Benim için önemli bir şeydir abi. Nokta. Cebimde 100 lira var. Babamın gidiyor. İşte onu ver, bunu ver falan filan diyor. Hesap yapıyor. 110 lira çıkıyor. Onu çıkar, bunu çıkar diyor. Diyor neyi çıkardın? O kadar paran yok diyor. Sen şimdi ben hepsini al götür diyor. Sat, sonra parasını getir. Siz beni tanımıyorsunuz. Biz adam tanırız. Böyle birçok röportaj var. Eski semt sakinleri anlatıyor İstanbul'un farklı farklı mahallelerini. O telefon uygulamasında var. Biz süremizden ötürü 3 tanesini ekrana taşıdık. Vaktimizi de doldurmak üzereyiz ama size sormak istiyorum Ayşe Hanım. Bugün bu mirastan ne kalmış durumda? Hem geçmişe bakan hem de bugüne bakan bir çalışma çünkü bu bir yanıyla da. Nasıl koruyabiliriz İstanbul'da elimizde kalanı ve Antik Vakfı ne yapıyor? Nasıl çalışmalar yapıyor bunun için? Bence korumak için tanımak, bilmek lazım. İlki o. Dolayısıyla ne kadar çok kültürel mirasla ilgili bilgiyi açığa çıkarıp paylaşabilirsek koruma imkanımız o kadar artacaktır. Ben hani İstanbul'un hala çok yerinin korunduğunu düşünüyorum. Ama daha da çok şeyler yapılabilir. Bizim ümidimiz bu uygulama sayesinde de İstanbul'la ilgili farkındalığı çok geniş bir kitleye taşıyabilmek. Şimdi bu uygulamaya yeni ekler yapılacak. Bilmiyorum son sürprizimizi. Evet, son sorumda öyle mi, sürpriz mi? Tam siz bilirsiniz. Şöyle bir ipucu isterseniz Narot siz söyleyin. 14 Şubat'la ilgili, İstanbul'la ilgili bir sürpriz. 14 Şubat. Yani Sevgililer Günü, Valentine's Day ya. Evet. Bununla ilgili bir ek yeni olacak. Yeni notalar ekleyeceksiniz o zaman 14 evet. Şubat için. Evet. O zaman da 14 Şubat'ı belki böyle kültürel faaliyetlerle kutlamak isteyen çiftler de telefonlarına yüklerler bu uygulamayı ve devam ederler. Bu son soru da o zaman aynı bağlamdan orada avcıya olsun. Başka notalar da eklenecek demiştiniz. Evet. Genişleyen bir çalışma olacağını anlıyorum. Genişleyen bir çalışma neler oluyor. Eklenecek? Öncelikle hocama ek olarak şunu bunu eklemek isterim ki biz hep aslında kuşaktan kuşağa bu kültürel mirası aktarmak için güzel bir platform. Yani çünkü bizim kuşağımızda insanlar daha app kullanıyorlar ve olanak sağlıyor uygulama. Aynı zamanda da şöyle diyeyim, hafıza çalışan pek çok kurum, kuruluş var ve biz vakıf olarak işbirliğine açığız. App'in tanıtımından sonra pek çok kuruluş bize hani birlikte ne yapabiliriz
Türk'ümüzü konuştuk. Ve buradan da söylemek istiyorum, herhangi bir önerileri olursa bu tür muhakkak olsun, şunu eklemelisiniz, biz açığız böyle yorumlara. Hı hı. Şimdi önümüzdeki Şubat ayında Kurtuluş'la ilgili, Tatavla ile ilgili bir tur hazırlamayı planlıyoruz ve dediğimiz gibi İstanbul ve Sevgililer Günü temalı bir tur daha ekleyeceğiz. Peki, onun için de Şubat'ı beklesin meraklar o zaman. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Granting Vakfı'ndan Profesör Doktor Ayşe Soysal'ı ve Narat Avcı'yı ağırladık. Kardeş telefon uygulamasını anlattılar. Kardeş ya da kardeş, hangisi dilinize kolay geliyorsa yeter ki söyleyin. O notla da reklama gidelim. Evet, 360'ı burada noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun. Salı günü saat 16'da bu ekranda olacağız. Hoşçakalın.